Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Eğitim Bakanlığı'nın çok değerli bürokratları, gerçekten de çok değerlisiniz. Çünkü geleceğimizi inşa edecek eden çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz ve onlarla ilgili politikalar üretiyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Biz de buradan karınca kararınca yapılan birçok yanlışı aslında ve de elbette ki doğruya katkı sağlamaya çalışacağız. Öneriler sunmaya çalışacağız. Ben her zaman sağlığın ve eğitimin kesinlikle siyaset üstü olması gerektiğini savunurum, düşünürüm ve gerçekten yürekten de buna inanırım. Sağlıkta yapılan hatalar insan hayatına mal olur. Akut bir şekilde, yani anında sizi öldürür. Ama eğitimde yapılan hatalar bir ülkenin aslında geleceğini karartır. Hani hangisi daha vahimdir terazinin iki kefesine koyarsak, bence ikisi de aynıdır aslında. Çünkü günün sonunda insan hayatının bitmesi, hayatın bitmesidir. Bir ülkenin, bir geleceğin, bir toplumun geleceğinin kararması da aslında en az o kadar vahimdir diye düşünüyorum. Ben de açıkçası çok uzun konuşmayacağım ve de çok değerli eğitimci arkadaşlarımın, özellikle de eğitim konusunda uzman olan arkadaşlarımın değindikleri detaylara çok da girmemeye çalışacağım. Ama bu toplumda yaşayan bir birey, bir vekil ve bir anne olarak illeki söylememiz gereken sözleri daha bir dışarıdan bakarak sizlere söylemeye çalışacağım. Yüksek öğrenim. Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar. Bu ülkede özellikle 2010 yılından sonra yüksek öğrenim çok büyük bir ivme kazanmıştır. Öğrenci sayımız 100 bini aşmıştır. Belki bugünlerde 80 binlerdedir, bilemiyoruz tam rakamı, aynı nüfusu bilemediğimiz gibi. Çünkü tam net olarak da takip edemiyoruz öğrencileri ama illeki en az bir 80 bin kadar öğrencimiz vardır, değil mi Sayın Bakan, ülkede? Ve elbette ki bu kazanılan ivme, yüksek öğrenimde yakalanan bu başarı bizim ülkemize çok büyük artılar getirmiştir. Bizi onurlandırmıştır, gururlandırmıştır. Aslında bir şekilde bu ülkenin topraklarına daha sıkı sarılmamıza da neden olmuştur. Yani başarı öyküleri yakaladık biz yüksek öğrenimde. Eğitim alanında çok ciddi insan kaynaklarına ulaştık. Bu ülkeye katkı sağlayabilecek bilim insanlarına, yani daha önce belki yurt dışında olan birçok insan kaynağımız, çok iyi üniversitelerde eğitilmiş birçok insanımız döndü geldi ve bizim üniversitelerimizde. Keza başka ülkelerden çok değerli insan kaynaklarındaki bilim insanları ülkemize geldi. Bunlar çok değerliydi bizim için ve çok değerlidir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Gençlerimiz, yurt dışına gidemeyecek olan gençlerimiz burada eğitim alma şansını yakaladılar. Bu da çok önemli, çok değerli bir konuydu. Ve elbette ki bu bilim insanları devlet yapımıza, hükümetlerimize çok değerli, çok güzel katkılar sağlayacak şekilde projeler ürettiler. Hala daha da üretiyorlar. Yani hepimiz bakanlıklarda görev yaparken bir sorunla karşılaştığımızda bu eğitim kurumlarına başvuruyoruz. Acaba halk sağlığı uzmanımız var mıydı? Acaba adli tıpla uğraşan birileri var mıydı? Veya acaba işte ekonomiyle ilgili bu içine düşülen ciddi sıkıntıyla ilgili değerli bilim insanları ne diyor? Yani aslında çok güçlü, çok büyük bir danışmanlar ordusu yakaladık biz bu yüksek öğrenimde yakaladığımız başarıyla. Ve elbette ki ekonomik katkısı da bize çok büyük oldu. Marketlerimiz çok daha fazla çalıştı. Çok daha fazla konutlar kiralayabildik. Restoranlarımız doldu taştı. Katma değer anlamında kısa ve öz olarak çok ciddi
kaynaklar sağladık. Yüksek öğrenimde sağladığımız bu başarıyla ve ülkemize gelen bu öğrencilerle. Ve yine çok değerli başka bir şey daha kattı bize bu öğrenciler. Buralardan mezun olanlar aslında bizim Kıbrıslı Türklerin dünyadaki elçileri oldular. Şu anda buradan mezun olan birçok öğrencimiz belki de dünyanın bambaşka yerlerinde yöneticilik kadrolarında veya bambaşka mesleklerde aslında bizden mezunlar olarak dünyaya hizmet veriyorlar. Bu çok ama çok değerli bir konudur. Peki ama biz yakaladığımız bu büyük başarıyı koruyabilmek, sürdürebilmek, daha geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmek adına ne yaptık? Yasal anlamda yapmamız gerekenleri yaptık mı Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? Şu anda ben bütçeye baktım. Yüksek Öğrenim Kurumu ki böylesine büyük bir alanı, ülkenin böylesine hem bilimsel anlamda hem insan kalitesi anlamında hem katma değer anlamında bize bu kadar büyük katkıları olan bir kurum, Milli Eğitim Bakanlığı'nın altında işte 368 milyonluk bir bütçeyle minicik bir kurum halinde. Yani bu böyle olmamalı sayın vekil arkadaşlarım. Yüksek öğrenimi çok daha üst düzeyden, belki bakanlıkta bir müsteşarlıkla veya belki kurulacak başka bir güçlü kurumla bunu düşünmek zorundayız ve bu yasal altyapıyı sağlamak zorundayız. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle de son yıllarda içine düştüğü bu kaotik durumda siz yüksek öğrenim alanı gibi bu kadar devasa bir alanı yönetemezsiniz, başaramazsınız ve ona bütçede ayıramazsınız. Halbuki çok ama çok iyi biliyoruz ki şu anda ülkede aslında yaşanılan birçok sorunun da kaynağı oldu. Bu bize çok büyük artıları olan alan, yüksek öğrenim alanı. Bu konuda hükümetlerin ve devletin çok ciddi politikaları olması lazım sayın vekil arkadaşlarım. Vizyonu olması lazım, stratejileri olması lazım. Acaba biz Kuzey Kıbrıs'ta nasıl bir yüksek öğretimi hayal ediyoruz? Nasıl bir yüksek öğrenimi hedefliyoruz? Bununla ilgili ciddi bir planımız, programımız, projemiz ve ona göre yol haritamız olmalıdır diye düşünüyorum. Bununla ilgili evet yasal mevzuatlarda düzenleme yapmamız gerekir. Evet gerekirse giriş sınavlarıyla ilgili daha detaylı çalışmamız gerekir. Üniversitelerin kurumsallaşmasıyla ilgili çok daha büyük gayret sarf etmemiz lazım, motive etmemiz lazım, teşvik etmemiz lazım. Bu çok ama çok önemli bir konudur. Yani birçok şu anda biraz önce arkadaşlarım da söyledi, birçok özel üniversite tek bir adamın iki dudağı arasındadır sayın vekil arkadaşlarım. Öğretim üyelerinin çok ciddi emek sömürüleri vardır. Sosyal güvenceleri bile doğru dürüst yatmamaktadır. Ama biz bu devasa alanı korumak için hükümet olarak nasıl bir projeksiyonumuz var, nasıl çalışmalarımız var? Bu konuya yeterince odaklandık mı? Yani Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretimin son yıllarda içine düştüğü o devasa sorunların arasında buna ciddi boyutta odaklanabilecek bir kapasitede olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ve açıkçası hani düşünmemenin ötesinde bekleyemiyorum da, yani böyle bir umut da etmiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük sorunları vardır Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Yani biz eğer yüksek öğrenime gerçekten çok önem veriyorsak, bu ülkenin için anlamını biliyorsak, artılarını, eksilerini, tehlikelerini biliyorsak, bununla ilgili bu konuya odaklanacak çok ciddi bir ekip kurmak zorundayız. Kısa söz olarak aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Yıllar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nde ve aslında Güney Kıbrıs'ta da birçok kolejin üniversiteye dönüştürülmesiyle içinde bulunduğumuz bölgede yüksek öğrenimde de rekabet çok artmıştır. Yani evet 2010 yılından sonra biz burada ciddi bir ivme yakaladık yüksek öğrenimde. Ama 2010 yılından sonra
özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Güney Kıbrıs'ta bize rekabet edecek çok ciddi şekilde bir alanda bu anlamda büyüdü, gelişti ve rekabet koşulları gerçekten de şu anda öğrenci getirme anlamında, öğrenci bulma anlamında çok ciddi boyutta tehlikeli boyutlara ulaştı. Zor boyutlara ulaştı aslında, tehlikeli değil, zor oldu. Bununla ilgili bizim yapmamız gerekenler var. Daha akredite, standartlarımızı daha yüksek seviyelere çekerek, biraz önce arkadaşlarım da söyledi, Sayın Tufan Erhürman, parti başkanımız da söyledi, öğretim üyesi kalitemizi illeki artırmak zorundayız. Öğrenci kalitemizi illeki artırmak zorundayız. Programlarımızın akreditasyonu, programlarımızın kalitesini illeki artırmak zorundayız. Ama biz ne yaptık bununla rekabet edebilmek için? Yani Türkiye'de açılan birçok özel üniversiteyle, Güney Kıbrıs'ta açılan birçok üniversiteyle rekabet edebilmek için biz ne yaptık? Neleri artıya koyduk? Neler üzerinde çalıştık, odaklandık, politikalar ürettik? Yapmadık Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Öğrencilerin burada okuması için ödedikleri fiyatları düşürdük. Yani daha ucuza gelin okuyun ve başka yerlere gitmeyin dedik aslında. Hani eğitimde yapmamız gereken belki de en sorgulanır yöntemi seçtik. Çünkü bu o derece sorgulandı ki bunlar evet toplumsal birçok sosyal patlamalara neden oldu. Hiç ben yüksek öğrenimi konuşurken sevmiyorum bunları konuşmayı. Ama ve çünkü üniversitelerin bir suç örgütü yumağı haline gelmesi gerçekten de hiçbirimizin, hiçbir bilim insanının ülkesinde doğru güzel bir gelecek isteyen hiç kimsenin arzu etmediği şeylerdi. Çok da dillendirmeyeceğim ama maalesef toplumsal sorunlar o anlamda çok zirve yaptı, arttı ve bizi çok zor durumda bıraktı. Psikolojik travmalar yaşadık, ne oluyor dedik üniversitelerimizde, bu bilim yuvalarında sosyal patlamalar, sosyal travmalar yaşadık ve elbette ki ekonomik anlamda da ciddi sorgular olduk her şeyi. Ve en büyük sorunlardan birisi üniversitelerin gelişi güzel ülkemizde açılması. Şu anda sanırım 22 değil mi Sayın Bakan? 23. Peki sırada bekleyen var mı? Yoktur. 23 ile kapatacak mısınız? Zaten bundan sonra 5'li izin verebilir. Dolayısıyla bize kalmış bir şey yok. Peki. ...15-16 tane kullanılmamış izin var. Ön açma izni. Evet. Evet, yani bu da inşallah tabii olmaz. Çünkü gerçekten 23 sayısı bile çok yüksek bir sayıdır ve bu planlamayı aslında yıllardır yapamadığımız için biz ülkede bu anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz ve yaşayacağımız da aslında çok görünen bir şeydir. Yani bunun için herhangi bir kılavuz istemez. Biz şu anda ülkemizde çok ciddi avukatlar ordusu, işsizler avukatlar ordusu yarattık. Sekreter avukatlar yarattık. Biz mühendisliklerde çok ciddi şekilde işsizler ordusu yarattık. Eğitimde, eğitim kalitesinde, öğretmenliklerde çok ciddi sıkıntılı, bizi sıkıntılı durumlara sokacak maalesef sonuçlara biz imzalar attık ve bu işte hani biraz önce dedik ya, bunlar bizim geleceğimizi karartan olaylardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yani bir meslek sahibi olan bir insan eğer ki gerçekten çok iyi bir eğitim almışsa ve mesleğini çok doğru, kendine güvenen bir şekilde yapıyorsa, inanın bana kendine olan güveni, toplumdaki duruşu, başarısı hani böyle ayağı yere basan şekilde olur. Ama eğer güvensizseniz bir hekim olarak hastanın yanına gittiğinizde veya bir danışanınız geldiği zaman güvensizseniz bir avukat olarak, evleri yaparken planlarken güvensizseniz bir mimar olarak, bunlar işte ülkenin geleceğini karartan konulardır.
Bunun için kalite önemlidir. Bunun için akreditasyon önemlidir. Yani standartizasyon önemlidir. Bunun için kaliteli eğitim için çalışmak zorundayız. Bunlara teşvik vermek zorundayız. Bunları motive etmek zorundayız. Bunların önünü açmak zorundayız. Biz gerçekten de o hani yükselen süreçte eğitimi planlarken çok ama çok büyük yanlışlar yaptık. Belki bir hazırlık süreciydi. O yükselen sektörde, o ki eğitim hiçbir zaman bir sektör değildir o alanda. Buna alışırken, bunu planlarken bilemedik, hatalar yaptık. Ama artık bunu bilmek zorundayız ve o düştüğümüz hatadan geri dönmek zorundayız. Eğitimi evet planlamak zorundayız. Özellikle tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri, Sayın Bakan, özellikle uyarıyorum. Bu konuda çok fazla izin var. 9 tane diş hekimliği var. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri var. Geçen hafta 9 oldu. 8 tane tıp fakültesi var. Dünya literatürü, Dünya Sağlık Örgütü der ki her 1 milyon nüfusa bir diş hekimliği fakültesi açacaksınız. Her 1 milyon nüfusa bir tıp fakültesi açacaksınız. Çünkü bu mesleklerde pratik önemlidir. Vaka çeşitliliği, hasta çeşitliliği, pratik yapma hekimler yetişirken çok ama çok önemlidir. Ama biz ne yaptık? 9 tane diş hekimliği fakültesi açtık. 8 tane tıp fakültesi açtık. Bugün diş hekimliği fakültesinden mezun olan çocuklar diş çekmeden mezun oluyor. Bugün diş hekimliği fakültesinden mezun olan çocuklar belki de tek bir kanal tedavisi bile yapmadan mezun oluyorlar. Ve tıp fakültesinden mezun olan meslektaşlarımız bugün tansiyon ölçmeden mezun oluyorlar. Bununla ilgili ciddi şekilde önlem almak zorundayız Sayın Bakan. Bu konuda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Sağlık Bakanlığı ile ciddi oturup planlar, programlar, projeler üretmek zorundasınız. Ben öneriyorum, Tabipler Birliği sürekli öneriyor. İlle ki eğitimden sonra diplomalarını almadan bu çocuklar mutlaka bir süre, belki bir yıllık bir staja göndermek zorundasınız. Çok yoğun çalışan hastanelere, servislere, yani onlara o pratiği bir şekilde veya belki yurt dışından bir takım hastanelerle anlaşıp göndermek zorundasınız. Özellikle de yurt dışından gelen öğrencileri. Ama bilin ki hekim yetiştirmek kutsal bir olaydır. Ve yani sadece bizim ülkemize kualifiye olmayan hekimler, diş hekimleri ve tabii ki daha birçok dalda insan yetiştirirken aslında insan sağlığıyla uğraşacak dünyanın birçok yerine de hekim yetiştiriyoruz. Ve hekimlik evrenseldir. Hekimlik din, dil, ırk tanımadan herkese bakabilmektir. Yani siz diyemezsiniz bu kişi işte Çin'de hasta bakacak da boş ver bana ne. Hayır, siz hekim yetiştiriyorsanız evet ehil yetiştirmek zorundasınız. Gerektiği şekilde yetiştirmek zorundasınız. Bu insanlığa olan bir borcumuzdur bizim. Bunun parayla pulla ilgisi yoktur. Sektörle mektörle de ilgisi yoktur. Çok fazla diş hekimliği fakültemiz olduğu zaman yani bir şey olmayacak. Ama artı olarak çok bir şey olmayacak. Ama eksi olarak çok şey olacak Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu konuda ben özellikle Sayın Bakan'ın dikkatini çekmek istiyorum, uyarmak istiyorum. Bu ivedi bir konudur. Eğer ki bir hafta önce 8 olan diş hekimliği fakülteleri 9'a çıkmışsa bu gerçekten de önemli bir konudur. Çünkü bizim bu çocukları yetiştirecek hastamız, vakamız, o kadar nüfusumuz yoktur. Ve elbette ki ülkemize gelen öğrencilerin kalitesi önemlidir dedik. Tıpkı ülkemizde çalışan öğretim üyelerinin kalitesinin önemli olduğu gibi. Üniversitelere uluslararası öğrencileri getiren acenteler var bildiğim kadarıyla. Bu özellikle bu acentelerin da bu öğrenci kalitesi yani nasıl öğrenci getireceği ile ilgili bu acentelerin çok önemli olduğu illeki böyledir yani çok önemlidir. O zaman Eğitim Bakanlığı'nın bu acentelerle ilgili bir standart
laşma, bir akreditasyon, bu acentelikle ilgili, yani herkes bizim ülkemize öğrenci getirmesin, bu konuyla ilgili bir kriterler koyun, bu konuyla ilgili bir lisanslama yapın örneğin ve gerçekten de öğrenci getirirken bir kaliteyi yakalamaya çalışalım. Biliyorum ki ülkemizin içinde düştüğü son dönemlerde suç yumağı, suç örgütleri, gerek insan ticaretiyle ilgili, gerek uyuşturucuyla ilgili, gerekse bir sürü suçla ilgili üniversitelerimiz çok suçlanıyor ve bununla ilgili İçişleri Bakanlığı bir çalışma yaptı, transit vize adı altında. Elbette ki bir adımdır ama bunu uygulamaya başladığımız zaman 2023 Ağustos'ta sanırım uygulamaya başladık. Ne kadar çalışıldı üzerinde Sayın Bakan? Çünkü bize gelen duyumlar bununla ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu. Yani aslında gelebilecek olan kaliteli öğrencinin de bu vize sistemlerini geçip daha gelene kadar çok ciddi sıkıntılar yaşadığını. Elbette ki bir vize olmalıdır. Yani öğrenci kalitesini artırmak adına, ama bunun çok doğru kurgulanması, çok doğru çalışılması, belki buradaki kabullerin, üniversitelerde öğrencilere veren kabullerin çok daha sıkı sorgulanması, oralarda bizim KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliklerimizde mühürlenmesi gibi değişik alternatifler de gündeme getirilmelidir. Çünkü gelen öğrencilerde gerçekten şu anda ülkeye gelişle ilgili ciddi sıkıntılar alıyoruz. Özellikle de vize ücreti olarak 200-300 dolarlık bir vizenin de ödenmesi gerektiği ile ilgili de, bu da bize ulaşan transit vize ile ilgili şu andaki sıkıntılar. Bu bir adım olsun. Yani böyle bir transit vize olayı, tamam, çalışıldı. Bir takım engeller, süzgeçler konulmaya çalışıldı. Ama ille ki bunu takip edip de bunun çok daha sağlıklı bir zemine oturması için gelen öğrenciyi, özellikle de kaliteli öğrenciyi kaçırmak yerine doğru yönlendirmek olmalı. Yani söylemeye çalıştığım, mutlaka bu konu üzerinde de takip edilmeli konu, daha detaylı çalışılmalı. Üniversitelerle birlikte daha değişik alternatifler de mutlaka gündemine getirmelidir, gündemine almalıdır Eğitim Bakanlığı. Ve YODAK, yani YODAK herhalde bizim böyle yüreğimizin yarası bir hale geldi. Yani normalde yüksek öğrenimi denetleyecek, akredite edecek bir kurum olması gerekiyor bu kurum. Ama gelin görün ki bu kurumun gerek yasal mevzuatından tutun da, gerekse fiziki donanımına, yani bu denetleme işlemini, akreditasyon işlemini yapabilmek için gerekli donanıma sahip değildir Sayın Bakan bu kurum. Bu kurum siyasidir da, siyasi atamalarla oluyor bu kurum. Yani bu birazcık da böyledir. Çok daha bağımsız, çok daha yasal yapısı, mevzuatı çok daha güçlü. Oradaki üyelerin denetimi, akreditasyonu çok daha iyi bilen, bunlar üzerinde kafa yoran ve bunları yoluna sokmaya çalışan bir kurum haline gelmesi için YODAK'ın mutlaka uğraşmak zorundayız. Yani YODAK sorunludur, YODAK'a konuşmayalım demek gibi bir lüksümüz yoktur. Eğer böylesine devasa bir yüksek öğrenim alanı varsa bu ülkede, ille ki bir denetleme kurumu, bir akreditasyon kurumu olmalıdır ve o kurumun da yasal mevzuatıyla, iç donanımıyla ve de olması gereken her türlü gereksinimiyle uğraşmak zorundayız. Bu kurumu güçlendirmek zorundayız. Evet. Kalite ve akreditasyon. Sayın Bakan, bu kalite ve akreditasyon konusunda değişik alternatifleri gündeminize almak zorundasınız. Yani bir üniversiteye teşvik verecekseniz, bakın onun ne kadar kaliteli bir
duruşu olduğuna, kaliteli çalışmalar yaptığına, ne kadar kurumsallaştığına ve ne kadar akredite standart programları olduğuna, bu konuyla ilgili ne kadar çalıştığına ve bu programlarla ilgili teşvikler verin bu üniversitelere. Bu ancak kaliteyi ancak o şekilde artırabiliriz. Yoksa yani işte vergilerini bağışlayalım veya işte böyle hani günübirlik konularla teşvik olmaz. Yani teşvik vereceksiniz, evet, bir üniversitenin düzgün çalışan akredite programları varsa bunu takip edeceksiniz. Bu programlara teşvik vereceksiniz. Bu şekilde üniversitelerin kalitesini, eğitim kalitesini ve elbette ki oradaki öğrencilerin alacağı eğitimin kalitesini artırabiliriz. Hükümetin, devletin üniversiteleri verdiği destek ve teşvik çok ama çok önemlidir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yani bizim evet bir bölgede artan bir üniversite rekabeti vardır, gerek Türkiye Cumhuriyeti ile gerek Güney Kıbrıs'la, ama bizim kendi içimizdeki üniversitelerin arasında da ciddi bir rekabet vardır. Yani bugün bir öğrenci sadece transkriptinin fotoğrafını çekerek diğer bir üniversiteye geçip oraya kayıt olabiliyor. Halbuki o öğrenci belki de bu üniversitede geçmeyen bir not almıştır. Yani o eğitimi yapabilecek kapasitesi yoktur, bilgi becerisi yoktur. Ama o öğrenci başka bir üniversiteye giderek sadece bir transkript götürerek oranın da parasını ödeyerek bunu yapabiliyor. Bu doğru bir yöntem değildir. Bu geçişlerin illeki tek merkezden kontrol edilerek, detaylı irdelenerek yapılması gerekir. Yani bugün dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yoktur. Siz gittiniz Cambridge'de okumaya, ansızın karar verdiniz. Yok, ben Cambridge'de okumayacağım, Oxford'a gideceğim veya işte ne bileyim başka bir üniversiteye gideceğim. Böyle bir durum elbette ki olabilir. Türkiye üniversitelerinde de olabilir ama çok ama çok enderdir. Bizim ülkemizde, ben kendi mesleğimden biliyorum, diş hekimliği fakültesinde okuyor. O sene birçok işte bölümden kalmıştır, başarısız olmuştur. Bir başka diş hekimliği üniversitesine, fakültesine gidiyor ve orada çok rahat devam edebiliyor. Yani bu işte hani üniversitede, eğer üniversite alanında kaliteyi artıracaksak, kaliteyi yükselteceksek, bir standardı yakalayacaksak, niteliği güçlendireceksek, biz evet bunları takip etmek zorundayız. Bunlarla ilgili politikalar üretmek zorundayız, denetlemek zorundayız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, elbette ki bunun böyle olması da öğrenciyi takip edememe de sonuçta ülkede biraz önce bahsettiğim kriminal olayların artması. Zaten ülkemiz Doğu Akdeniz'de o göbeğinde öyle bir yerdedir ki gerek insan tacirlerinin, gerek uyuşturucu tacirlerinin, gerekse birçok başka suç odaklarının aslında tam da merkezi ve geçiş yolu üzerindeyiz. Bu nedenle bizim çok daha dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. Evet, öğrenci takip sistemini ciddi şekilde aktif kullanmalı, çalışmasını sağlamalıyız. Bu, eğer öğrenciyi takip etmek istiyorsak ve de o öğrencinin öğrenci olmanın dışında başka kesimlere, başka işlere, başka istemediğimiz olaylara, suç örgütlerine karışmasını istemiyorsak, öğrenciyi takip edeceğiz, ne yaptığını bileceğiz, ne zaman nerede olduğunu bileceğiz. Bunun için de özellikle üniversitelerin iç denetimlerinin çok ama çok önemli olması gerekir. Bunu illeki Eğitim Bakanlığı, çünkü biliyoruz ki YODAK maalesef bunu takip edemiyor ve biliyoruz ki evet birçok üniversite, kendi içinde özel üniversite bunu takip etmiyor veya etmek istemiyor, ama Eğitim Bakanlığı'nın bunu takip etmek boynunun borcudur. Çünkü eğitim bakanlıkları ve devlet politikalarıdır bu ülkenin geleceğini şekillendirecek birimler, kurumlar. Biraz önce de bahsettim.
ama not almışım, yeniden söyleyeyim. Hani yeniden ve yeniden söyleyelim. Belki bir işe yarar. Belki hani bizim çok net gördüğümüz bu konulara çok daha fazla odaklanırız. Çözüm odaklı odaklanırız ve çözeriz. Zaman içerisinde ucuzlatılan eğitim neye mal oldu Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? Bu alanda çalışanları da evet olumsuz etkiledi. Ne yazık ki özel üniversitelerimizde zarf içinde maaş ödemeye devam ediyor ve vergi sosyal güvenlik kurumlarına düşük beyan ayyuka çıkmış durumdadır. Bu kürsüden ben de birçok arkadaşım da bunu çok ciddi şekilde defalarca gündeme getirdik. Ama maalesef bir türlü bunun önüne geçemedik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuda hükümet politikası, devlet politikası anlamında büyük bir uğraş vermesi lazım. Geçen gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinde de konuştuk. Yani bu çalışma hayatının da aslında zaptırap altına alınmasıyla ilgili ve belli bir seviyenin yakalanmasıyla ilgili ve evet kaçak yaşamın önlenmesiyle ilgili de çok önemli bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti'nde vakıf üniversiteleriyle devlet üniversiteleri öğretim elemanları arasındaki maaş farkının giderilebilmesi için 17 Nisan 2020 tarihinde 72'ye 43 sayılı yüksek öğrenim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yaptı ve vakıf yüksek öğrenim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ünvanlarına göre devlet yüksek öğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından daha az ücret ödenemez kanununu getirdi. İlle ki siz eğitimin içinde olan Sayın Bakan ve değerli bürokratlar bunu biliyordur ama bizim de böyle bir düzenlemeyle, böyle bir mevzuatla buralarda çalışan bu çok değerli bilim insanlarının evet sömürülmemesi için, emek tacirliği yapılmaması için üzerlerinden bu konuya üzerine düşmemiz lazım, mevzuatı düzenlememiz lazım. Bu da üniversitedeki kalitenin artması için üniversitelerimizde çok ama çok önemli bir konudur. Erasmus, ben biliyorum ki üniversitelerde çok konuşulan bir konudur. Erasmus'un ne olduğunu da hepimiz biliyoruz. İşte Avrupa Birliği'nde eğitime, spora, gençliğe verilen destek ve bununla ilgili de gerek öğrenci değişimleri gerekse öğretim üyesi değişimleriyle ilgili çalışma yapan bir kurumdur. Ve elbette ki buna üye olmamız, bu programlara katılabilmemiz bize çok büyük bir artı getirecekti. Ancak nedenlerini hepimizin bildiği nedenlerden dolayı Erasmus maalesef bizim öğrenci değişimlerimizi veya öğretim üyesi değişimlerimizi kabul etmiyor. Ama Sayın Bakan, Erasmus'un sadece Avrupa Birliği üyesi olmayan başka ülkelere, örneğin işte Ukrayna'dır, Arnavutluk'tur, İzlanda'dır, böyle başka ülkelere de verdiği, yaptığı programlar vardır. Bununla ilgili elbette ki hemen bize istedik de bunu vermeyeceklerdir ama gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekse Cumhurbaşkanlığı'nın özel bir çalışma yapması lazım, bunu zorlaması lazım. Çünkü gelen öğrenciler ciddi şekilde bunu soruyorlar. Üniversitelerin değişim programları var mıdır, yok mudur? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde, dünyanın her yerinde çok popüler konulardır. Evet, öğrenciler, öğretim üyeleri dünyanın başka yerindeki üniversitelere gidip değişim programlarına katılıp oradaki tecrübeleri görmek, yararlanmak, gelmek istiyorlar. Bu da onların eğitimlerinin bir parçasıdır. O zaman bizim de bununla ilgili bunu nasıl zorlarız, bunu nasıl elde edebiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu yıl belki de en çok eğitimi konuştuk. Yani aylarca ilaç bulamadık ama biz yine de eğitimi konuştuk. Özellikle de depremden sonra çok kötü, kaotik bir tabloyla aslında karşı karşıya olduğumuzu ve aslında çok onun uzun süredir de onun içinde olduğumuzu böyle kral çıplaktır der gibi net bir şekilde hepimiz gördük. Gündemden hiç düşmedi eğitim. Orta eğitimi düşündük. Sayın konuşmacıyı rahatsız etmeyin.
Sayın Bakan, sorun varsa eğer elbette ki gündemden düşmezsiniz. Çünkü bu sorunlar insanların yakıyor. Çocuklarının aldığı eğitimle ilgili yakıyor. Çocuklarının içine gidecekleri o eğitim kurumlarda eğer her gün bir yeri düşüyorsa, prefabrik okullarda sular basıyorsa normaldir yani, düşmezsiniz. Yani bunlar çok daha bu çağda öyle konuşulurken çok normal olaylar, konular değildir. Evet, fiziki altyapılarımızın çok eksik olduğunu gördük. Ta İngiliz döneminden olan bir sürü okulumuz olduğunu gördük. Bununla ilgili çok detaylı bir şekilde bir plan, program, projeyle bunları sırasıyla aslında tamamlamamız gerekiyor. Ve yine geliyoruz. Bunları tamamlayacağız, okullar yapacağız. Ama nüfus politikamız olmadan, ülkenin nüfusunu bilmeden, hangi ülkeden buraya kaç tane çocuk gelmeden, bunlarla ilgili detaylı bir projeksiyonumuz olmadan bunu nasıl çözeceğiz? Ha, bunlarla ilgili bir detaylı projeksiyonumuz yoktur da bu konuyu çözmek için yani bir takım sivil toplum örgütleri seferber oluyor, yardımcı oluyorlar Eğitim Bakanlığı'na, işte yardımsever insanlar okullar yapıyorlar. Ama önemli olan devletin bu konuda ne yaptığıdır. Bütçeye bu konuda kaç para kondu? Yani çok ciddi bir rakam yoktur Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Fiziki altyapılarımızı toparlayabilmek adına okullarda, hastanelerde var mı, orada da yoktur. Yani bu da aslında bir ülkenin, bir devletin neye öncelik verdiğiyle ilgili çok net bir göstergedir bütçede. Bütçeye baktığınız zaman siz altyapıya ne kadar para ayırdınız? İşte siz donanıma, hani şimdi işte yapay zekadır, bambaşka bilgisayar olaylarıdır, bunlarla ilgili ne kadar para ayırdınız? Çok önemlidir. Çok detaya girmeyeceğim, başka arkadaşlar da anlattı bu konuları ama yine kitapları tartıştık. Günlerce kitapların içindeki bize dair yanlış bilgileri tartıştık. Bizim yazarlarımızın yazdığı bilgilerin değiştirildiğini tartıştık. Bizim geleneğimiz, göreneğimize hiç uymayan bilgilerin gereksiz şekilde çocuklarımızın eğitim kitaplarına konduğunu tartıştık. Ama bunun sonucunda Eğitim Bakanlığı'ndan ne kadar doyurucu veya ne kadar bizi ikna edici bir açıklama geldi? Gelmedi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Duymuyorsunuz, görmüyorsunuz. Yani bir şekilde bir yola girdiniz, o yolda gidiyorsunuz. Hatalar var ama size söylenen hataları siz görmüyorsunuz. Bunları düzeltmek için uğraşmıyorsunuz. Ve bu dönemde öğretmeni çok kırdınız. Öğretmen çok kırgın. Ama öğretmen olmadan eğitim olmaz. Yani o bir meşhur laf vardı, hani bilmiyorum nasıldı, bu hastalar da olmasa Sağlık Bakanlığı çok kolay idare edilir. Hani doğrudur, bu öğretmenler, öğrenciler de olmasa Milli Eğitim Bakanlığı da çok kolay idare edilir. Okullar kapalı onu okul yani olmasa. İşte her meslek kendine göre onu uyarlar Sayın Bakan. Günün sonunda öğretmen eğitimin temelidir. Hepimize olduğumuz bu mevkilerde neredeyse bizi buralara getiren öğretmenlerimizdir. Başımızın taçlarıdır. Öğretmenle barışık olmak zorundayız. Öğretmenle birlikte kararlar almak zorundayız. Eğitimi öğretmenle birlikte planlamak zorundayız. Öğretmeni sevmek, saymak, korumak zorundayız. Sayın Bakan, bu çok ama çok önemli bir konudur. Eğitim Bakanlığı öğretmenlerle kavga ederek eğitimi çözemez. Tıpkı Sağlık Bakanlığı'nın doktorlarla kavga ederek sağlığı çözemeyeceği gibi. Okul aile birlikleri, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yani yardım kurumları haline getirildi. Bir sınıfın damı makatırdı. Hemen okul aile birliğini, başkanını arayalım, para bulsun bir yerden, birini bulsun, işte beton bulsun, onu bulsun, bunu tamir etsin. Tuvalet kağıdı mı yoktu okul aile birliğini, sabun mu yoktu okul aile birliğini arayalım. Veya çocukların kıyafetleri mi eksikti, okul aile birliğini arayalım. Okul aile birliğinin bu değildir görevi. Okul aile bir, bunlar Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Eğitim Bakanlığı okulların fiziki şartlarını, altyapılarını sağlam tutmak zorundadır. Okulların hijyeni için tuvaletlerde tuvalet kağıdı da, sabun da, her şeyi de bulundurmak zorundadır. Eğitim Bakanlığı'nın görevleri büyük oranda
okul aile birliklerinin sırtına yükleniyor. Aslında bu sadece bu dönemde değil, uzun bir süredir. Yani biz artık bu kafa yapımızı değiştirmek zorundayız ve okul aile birliklerinin üzerinden bu yükü almak zorundayız. Ama özellikle ekonomik durumların, enflasyonun çok bize zor günler yaşattığı ve kırılgan grupların en çok etkilendiği, fakir öğrencilerin en çok etkilendiği, okullarda yeterli bütçe ayrılmadığı bu günlerde, ayrılmadığı için okul aile birliklerine düşen maalesef zorluklar da, işler de çok daha fazla artmıştır. Ama bu böyle olmamalıdır. Bunu mutlaka ve mutlaka düzeltmek zorundayız. Okulun, öğrencinin, öğretmenin ihtiyaçlarını Eğitim Bakanlığı karşılar Sayın Bakan. Tam gün eğitim tam bir kaosa dönüştü. Anlatmayacağım. Diğer arkadaşlarımız da çok anlattı. Ama en çok da bu konuda veliler perişan oldu. Çünkü çocuklarıyla ilgili ciddi kaygı duydular. Veliler sokaklara örgütler kurdular, sokaklara çıktılar, eylemler yaptılar. Yani biz böyle şaşkınlıkla, acıyla, aslında çok büyük bir kaygıyla maalesef 2023'ü izledik, konuştuk. Çok bizi duyan olmadı. Umarım ki 2024'te çok daha farklı bir politika izlenir eğitimde. Çünkü konuşmamın başında dediğim gibi eğitim bir ülkenin geleceğidir. Eğitim olmazsa, doğru düzgün bir eğitim politikası olmazsa serseri mayın gibi hepimiz oraya buraya dağılırız. Tıpkı şu anda çocuklarımızın, gençlerimizin bu işsizlik sorunuyla ilgili olarak ve de ülkedeki yaşanan bu diğer kaotik durumlarla ilgili olarak dünyanın birçok yerine kaçıp gittiği, bu ülkeyi terk ettiği gibi. Çok kısa bir şeyler daha Doğu Akdeniz Üniversitesi için söyleyeceğim. Yani Sayın Başkanımız çok güzel söyledi. Hepimiz böyle Doğu Akdeniz Üniversitesi deriz ve böyle hani ağzımız dolar, gözümüzün bebeğidir, her şeyimizdir, çok önemlidir. Mausa'nın aslında bir şekilde bu hallere gelmesinin en büyük nedenlerinden biridir. Oraya sağladığı katma değerle ve bilimsel anlamdaki, kültürel anlamdaki değerleriyle, biraz önce yüksek öğrenimin de bahsettiğimiz gibi. Ama biz Doğu Akdeniz'in, gerçekten biraz önce Sayın Bakan dedi ki ben yapmadım, kendileri yaptı. Elbette ki oradaki yönetimlerin mutlaka çok sorunları ve hataları vardır Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bugün buraya gelmesiyle ilgili. Ama Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi şu anda üzerinde çalıştığınız protokolle aslında çok ciddi kendi içlerinde önlemler aldılar. Yani evet dediler, biz bu üniversiteye sahip çıkıyoruz. Yani Sayın Bakan böyle inanmayan gözlerle bakıyor bana ama yani okuyacağım neler yaptıklarını. Peki, bilen gözlerle bakıyorsunuz. Bunu da kayıtlara geçirelim, bilen gözleri. Ama ben yani protokolde mesela okuyacağım maddeleri. Hayata geçmedi ama üzerinde birlikte çalıştığınız ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni bir şekilde düze çıkarmak için uğraştığınız bir takım çalışmalardır, değil mi? Ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız aslında Temmuz 2023'ten beri üzerlerine düşeni büyük oranda yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Hayat pahalılığını Temmuz 2023'ten beri almıyorlar. İç borçlanma adı altında bir fon oluşturdular ve bu almadıkları meblağı, parayı o fonda bir kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Bir kısmını, diyor Sayın Bakan. 13. maaşı da 4 yıl boyunca almamayı kabul ettiler. Bugün siz devlet 13. maaşı vermeyeceğim desin memurlara bakalım. Kabul ederler mi? Bu insanlar, bu öğretim üyeleri, orada çalışanlar 4 yıl boyunca 13. maaşlarını almamayı kabul ettiler. Bunu da o fona verecekler. Tüm makam ödemelerini sıfırladılar. Önemli bir konudur. Yani makamda herhangi bir ekstra lüks bir şey kullanmayacağız dediler. Yöneticilere yapılan ders indirimlerinde azaltmaya gittiler.
akademik performans değerlendirme kriterlerini oluşturdular ve hükümete ilettiler. Doğru değil mi Sayın Bakan? Tamam ama yani Temmuz ayından beri almadıkları hayat pahalılığı hayata geçmiş bir şeydir. Almadıkları ek ders ödenekleri de hayata geçmiş bir şeydir. Yani 13. maaş da hayata geçmiş bir şeydir. Almayacaklar mesela. Bunlar hayata geçmiştir. Efendim? Dolmayan ders saatleri. Varsa bir hata ve eksik, o zaman denetlemeyi tabii ki çalıştıracaksınız. Birim bütçe, birim kadro ile ilgili mevzuatı oluşturdular. Hayata geçecektir. Eğer ki karşılıklı bir saygı ve uzlaşı içerisinde bu üniversiteyi kurtaralım amacındaysak ve birbirimize yardım etmek amacındaysak, bu protokole kendileri yazdığına göre demek ki bunu hayata geçireceklerdir. Diğer hayata geçirdikleri veya geçirmeyi taahhüt ettikleri gibi. Peki, o zaman 5 yıl sonra aynı hatalar olmaması için birlikte bu konuda ciddi çalışmamız lazım. Evet. Araştırma görevlerinde gerek sayı gerekse maaş olarak indirime gitmişlerdir. Part-time çalışmalarında da kesintiye gidilmiştir. Bunun karşılığında protokolde hükümet Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ne verdi? Hani o 70 milyon 70 milyon diyoruz ya, o 70 milyon aslında Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne verilmiş ekstra bir kaynak değildir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Vergilerin yapılandırılmasından doğan bu yılın rakamıdır aslında. Tamam, vergi borçlarını. 22 tane üniversite var. Kaç tane üniversitenin vergisini aldınız Sayın Bakan? Yani birçok üniversite bugün size vergi vermiyor. Birçok üniversiteyi bu konuda sorgulamıyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam, biz bunların borçlarını yapılandırdık. Bu karşılıklı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin eğer ki orada çalışanları bir özveriye gitmişse devlet de bir özveriye gidecektir. Ve bu şekilde bu üniversiteyi doğru bir zemine çıkaracağız. Ama doğru zemine çıkarırken de bunun sürdürülebilmesi için uğraşacağız. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin hocalarının moralini bozamazsınız siz basının önüne geçip de onların maaşlarını konuşarak. Ben bir hekim olarak dayıp batarsa tüm toplumun morali bozulur. Ama söylediğiniz doğru değildir. Bir hekim olarak bunu hastanede yaşadım. Günlerce doktorların maaşlarının konuşulması. Vekil olarak bunu mecliste yaşıyorum. Ve bilim insanlarının böyle bir suçlamayla, işte bunlar zaten bu kadar alır. Ya bir bilim insanı olmak, bir doçent olmak, bir profesör olmak kolay bir şey mi? Gecenizi gündüzünüze katacaksınız, ömür boyu çalışacaksınız. Kaliteli, ehil bir bilim insanı olabilmek için. Ve birileri gelecek diyecek ki, bunlar zaten bu kadar para alıyor. Ne bakarsınız siz bunlara? Böyle şey olmaz Sayın Bakan. Bu toplumun insan kaynaklarına çok ciddi bir hakarettir. Özür dilerim, böyle bir şeyi kabul edemem. Biz hocalarımıza ücret tarifesi uygulayamayız. Ama bir kurumun gelir ve gider dengesi olmak zorundadır. Mutlaka. Dolayısıyla mutlaka. Bizim bakış açımız mutlaka gelir ve gider dengesinin bozulmasıdır. Ya ben hoca bu kadar alsın, o kadar alsın diye bir iddiam yok. Ama eğer gelir yoksa nereden alacak? Gelir ve gider dengesinin kesinlikle çok haklısınız. İlle ki dengelenmesi gerekiyor. Ama bu konularda, bu kadar bu hassas konular, onlarla birlikte o söylediğiniz rakamlarda doğru değildir. Ben şimdi durup da rakamlara da girmeyeceğim ama bir bilim insanıyla ilgili de sizin yani veya hiçbirimizin, yani sadece sizinle ilgili değil konu, hiçbirimizin çıkıp da o şekilde konuşması etik değildir. Eğer ki üniversitelerdeki bilim insanlarımız bizim için bu kadar önemliyse, eğer üniversitelerimizdeki kaliteyi artırmak bu kadar önemli ve anlamlıysa, bu rekabet ortamında hani içine düştüğümüz, bu her taraftan aslında bize gelen öğrenciler artık çok farklı seçenekleri vardır. Yani sadece bize gelmek zorunda değildirler. Türkiye'ye de giderler, Güney Kıbrıs'a da giderler, başka ülkelere de giderler. O zaman bizim yapmamız gereken, evet, üniversitelerimizin, öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin kalitesini, akreditasyonunu artırmaktır.
Bunun yolu da işte öyle bağışları konuşmak falan değildir. Bunun yolu çok net ve bellidir. Bunları hep birlikte el ele yapmak zorundayız. Vakıf yönetim kurulunun yapısını birazcık daha ele almak zorundasınız. Daha ehil üniversitede, daha o üniversitenin denetiminden tutun da akreditasyonuna kadar daha çok işi bilen insanlara, teknik insanlara görev vermek zorundasınız. Siyasi partilerin elemanları olan insanlara değil. Bu da çok önemlidir. Yani biz artık teknik insanları, bilim insanlarını daha doğru şekilde, doğru yerlerde kullanmayı öğrenmek zorundayız. Çünkü bu gemi batıyor ve aslında biz hepimiz birden içinde batıyoruz. Bunu bir şekilde görmek zorundayız. Bununla ilgili doğru önlemler almak zorundayız. Siyasileştirmeden ve de insan kaynaklarımıza değer vererek, onların emeklerine değer vererek, onları koruyarak, kollayarak yüksek öğrenimde de mutlaka kaliteyi, standardı daha yukarıya çekerek ancak sağlayabiliriz. Şu anda toplumun sorguladığı o suç unsurlarını, o sosyal patlamaları. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Umarım ki ve emeklerinize sağlık. İnanıyorum ki önümüzdeki yılda eğitimde çocuklarımız için, bu ülke için çok çalışacak değerli bürokratlar da. Umarım ki gelen yıl hep eğitimi konuşmak zorunda kalmayız. Yaptığımız ama bazen eksik bıraktığımız konuları konuşuruz. Yeniden teşekkürler.